Değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda kısa kısa sohbetler serisi yapıyorduk. Bugün de kısa kısa sohbetler serimizin yeni bir bölümünü çekeceğiz. Bugün yanımızda değerli bir arkadaşımız var. Burak, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün aslında biraz daha böyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir bilgilendirme videosu çekmeyi planlıyoruz. Bugün anlatacağımız konu retail arbitraj ve wholesale karşılaştırması da olacak biraz da. Öncelikle Burak, senden başlayalım. Bize retail arbitraj nedir? Biraz ondan bahset. Bir de bir sonraki soruda zaten soracağım. Avantajları, dezavantajları derken arkadaşlarımıza da kısaca bilgi vermiş olalım. Buyurun. Tabii. Retail arbitraj, yani Amazon'da halihazırda satılan ürünlerin diğer platformlardan daha uygun bir fiyata bulup Amazon'da hazır listelere girip aslında satmak. Yani bu Amazon'da satılan ürünler, evet, dışında eBay'de, Walmart'ta da var ama Amazon'da diğer toptancılarda olsun, işte Türkiye'deki pazar, Trendyol'da, Hepsiburada gibi pazar yerlerinden olsun, buralardan uygun alıp Amazon'da yüksek fiyata satmak bana göre. Aslında dediğin doğru. Arbitraj aslında kelime anlamıyla da biraz alsat gibi oluyor. Türkiye'den ya da dünyanın farklı ülkelerinden, Amerika'nın içerisindeki online platformlardan ya da gerçekten toptancılardan bir malı alıp hali hazırda satılan bir ürünü Amazon'da ya da X bir pazar yerinde satmak diyoruz. Wholesale içinde, aslında wholesale'de bunun biraz daha yine alsat, yine aynı mantık ama wholesale'de tek fark biraz daha montanlı olması. İşte örnek veriyorum, sizler ürünleri alırken belki biraz daha adet sayısı 20-30-50 olurken wholesale'de daha çok palet bazlı ya da daha büyük oranlarda oluyor. Evet. Arada böyle en azından tanımlayabiliriz. Peki retail arbitraj ve wholesale'in avantajları, dezavantajları var. Bunlar için ne söylemek istersin? Arkadaşlar da hani ne yapmalıyım diyen arkadaşlar ya da hangi iş modeliyle başlamalıyım diyen arkadaşlar, en azından bir bilgi olsun onlara da. Avantajları, dezavantajları nelerdir sence? Ya retail arbitraj olarak hani avantaj, hani wholesale karşılaştıracak durumdaysak eğer, bence avantaj olarak biraz daha yüksek karlı ürünler var retail arbitrajda. En azından biz Türkiye'den %80 gönderimizi Türkiye'den yapıyoruz şu anda. Türkiye'den gönderimlerde şu an ben bakıyorum wholesale'e göre biraz daha fazla kar marjı var. Onun dışında ürün bulmak biraz daha kolay. Hani hızlı bir şekilde ürünü Amerika'da satan ismini Türkçe olarak arattırdığınız zaman direkt Trendyol'da ya da toptancılardan bulabiliyorsunuz. Yani, ama tabii ki en büyük avantajı kar marjı yüksek olması. Dezavantajı ne demek? Dezavantaj olarak yani sürekliliği çok fazla yok. Yani nasıl çok fazla yok? Retail arbitrajda 15-20 bin dolar cirolara geldikten sonra ürünler bulmak biraz daha zorlaşıyor. Yani o parayı harcamak, o parayı arbitraj olarak ürün bulup toptancılardan almak biraz daha zorlaşıyor. Hele ki bu Türkiye'de daha da zor. Çünkü bir ay aldığınız ürünü diğer ay bulamıyorsunuz. Ya da arkadaşlarımız Trendyol'dan, Hepsibura'dan eğer alıyorsa diğer ay aynı ürünü aynı satıcı satmıyor. Ki bu toptancıda da aynı şey geçerli. Yani biz bu ay 90 TL'ye aldığımız bir ürünü diğer ay 150 TL'ye almak zorunda kalıyoruz. O yüzden yani devamlı olmuyor diyeyim ben. Devamlı olmayan ürünler de olabiliyor. Bir dezavantajı da benim genelde duyduğum ve bildiğim, Türkiye'den ürün alındığında genelde hani Türk arkadaşlarımızın buna ulaşımı daha kolay olduğu için, bizim arkadaşlarımız da biraz fiyat kırmayı sevdiği için o biraz daha kolay oluyor diye. Evet, fiyat kırmada biraz sıkıntılar var. Yani birbiri arasından, bu özellikle Türkler arasında çok fazla rekabet var. Yani Amerika'nın sattığı bir listeye girdiğimiz zaman, yani Amerika'da bulduğumuz ürünlerden direkt listeye girdiğimiz zaman bunu görmüyoruz. Yani böyle bir fiyat kırma çok fazla olmuyor ama yani Türkiye'den bulduğumuz ürünlerde fiyat kırması biraz daha fazla oluyor. Diğer yandan avantajları olarak bence sıfırdan başlayacak bir kişinin hani arbitrajla başlamasını ben öneririm açıkçası. Çünkü burada şiketsiz bir şekilde başlamasını tabii kimsenin önermiyoruz ama şiketsiz bir şekilde arbitraja başlanılıyor ufak cirolara kadar. Türkiye'den görüp alabiliyor ürünü. Ürünü alıyor, kendisi görüyor. Kırık mı, değil mi, orijinal bir ürün mü? Kendisi paketliyor, kendisi barkodluyor, kendisi gönderiyor. Bu da görerek yaptığı için biraz da insan içine hani güven oturuyor. Yani gidip aldığı zaman bir toptancıdan ürünü görüyor. Yani o yüzden biraz da hani kandırılma ihtimali olmuyor. Yani biraz daha parayı sağlam alıyor diyeyim ben, bana göre. Yani şirketsiz olarak başlama tabii. Bizim genelde, özellikle benim kendi YouTube kanalımda çok böyle şirketle ilgili içerikler var. İşin muhasebesel kısmı, şirketler, evet, vesaireler. Tabii biz genel olarak burada bütçe önemli tabii. Çünkü başlayacak arkadaşımızın ya da şirketin ya da kişinin bütçesi önemli. Ama şirket, bir kere ticaret arkadaşlar şirketle yapılır. Şirketsiz başlamamanızı %100 tavsiye ediyoruz. Ama çok böyle sınırlı bir bütçeniz varsa, yani biz bazen görüşürüz, üniversitede arkadaşlarımız oluyor ya da daha ufak yaşta ilk defa girişimcilik, genç girişimci olarak bu işe başlamak isteyen, bir şey yapmak isteyen arkadaşlar oluyor. Dolayısıyla sınırlı bütçe varsa da bir miktar, Amazon buna izin veriyor burada bu yani. Mesela, evet, örnek veriyorum, yani Walmart buna izin vermiyor. Şirket, Amerikan şirketiyle açmanız lazım. Dolayısıyla orada başka bir çareniz yok ama Amazon buna izin verdiği için belki başka ufak bir şekilde yapılabilir diye düşünüyoruz. Bir de hani bunu da ben yeri gelmişken söyleyeyim. Genç gelişimci arkadaşlarımıza şeyi bir kere kesinlikle bu işi yaparken şunu tavsiye ediyorum ben. Yani eğer siz bu işe başlarken biraz araştırma yapın, YouTube'dan izleyin, ücretli içeriklere, eğitimlere ulaşın. Bir de mesela benim YouTube kanalımda özellikle bu genç girişimcilere verilen, Türkiye'deki şirket kurduğunuzda, şahıs şirketi olabilir bu, hibeler var, işte örnek veriyorum, bilmem şu kadar paraya kadar sizin vergi ödememeniz var, %50 vergi muafiyeti var. Bunları da biraz araştırın. Aslında burada devlet size belki bir sene bir alan açıyor ve diyor ki bir sene bunu denemen için sana yardımcı oluyorum. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Bunları biraz öğrenip dilerseniz en azından şey olur, siz de buradan faydalanabilirsiniz. Yani biz de Türkiye'de şirketimizi öyle kurduk, birçok arkadaşımla böyle kurduk. Yani 29 yaş altı olduğumuz için yani sadece şirket kurulum ücreti ödedik, evet, bir de muhasebe ücreti ödedik. Bir yıl boyunca devlet bağkurumuzu ödüyor zaten. Hibe olarak 5000 TL para veriyor, bağkur ödüyor. Kaç bin TL'ye kadar? 75.000 TL, yıllık 75.000 TL net kar, bu da özellikle ciro değil, net kâra kadar size destek veriyor. Yani herhangi bir vergi de ödemiyorsunuz. O yüzden de sadece aylık bir muhasebe ücretiniz kalıyor. O da şu anlık 250 TL gibi bir ücret. 300.000 TL de yapsan, diyor ki bunun da %50'sini ben vergilendirdim. 150.000 TL, 75 TL zaten hani giderlerden sonra falan vesaire derken aslında devlet size bir sene, ben sana hiç karışmayacağım, bak sana şu kadar da para veriyorum, al dene diyor. Tekrar konumuza dönecek olursak, yani wholesale'de avantajı, dezavantajı neler, ona biraz bahsedelim. Wholesale biraz daha yüklü yapıldığı için anlaştığınız dünyanın her yerinden olabilir bu arada. İlla Amerika'dan olmak zorunda değil. Belki Avrupa'daki bir şirket olabilir ya da Asya'dan vesaire. Devamlılık genelde çok problem olmuyor çünkü siz artık iki şirket olarak anlaşmış oluyorsunuz. Genelde ürünlerin alımında sadece artık birincisinde biraz böyle hani kağıt kürek işleri oluyor diyelim ya da işte ilk bir mailleşme, yazma etme, ama sonrasında sadece işte şu kadar daha dediğinizde tekrar size onu paletle ya da vesaireyle konteynerle ele alıyorsak onu gönderiyorlar. Dolayısıyla bu biraz daha kolay oluyor bir sonraki aşamalar için. Biraz da sürekliliği oluyor herhalde. Sürekliliği oluyor ve kar marjı olarak da şunu söyleyebilirim. Aslında kar marjı düşük değil, fakat şöyle bir şey var. Şimdi bir üründen eğer siz ayda 50 tane satıyorsanız, dolayısıyla o 50 tane üründen ettiğiniz kardan, sürümden kazanma adına eğer orada bir konteyner satacaksanız biraz daha uygun fiyatta satmanız lazım. Aynen. Dolayısıyla buradaki fark da bu. Peki sence sürdürülebilirlikten biraz bahsettik. Hani arkadaşlarımıza da bu noktada da bilgi veriyorum. Hangisi daha çok sürdürülebilir ve ne ya da ne yapmalı insanlar? Öncelikle biraz... Wholesale'in dezavantajlarından bir bahseder misin abi biraz? Ya dezavantajı şu olabilir, biraz daha rakamsal olarak, bütçe olarak daha yüksek bir bütçe var. Mesela şimdi siz anlaşma yapacağınız zaman, mesela Amerika'da genelde arkadaşlar bilir, Amerika'da siz toptancılarla ya da markayla görüştüğünüzde minimum order quantity ve şey söylerler, işte minimum $5.000'lık bir şey vermeniz lazım, order vermeniz lazım ya da işte minimum order quantity'niz, yani adet sayısı olarak minimum 1000 tane der, 1000 adet bir, evet, üründen. Şimdi bunlar mesela ilk etapta sizi zorlayabilir. Şimdi sürdürülebilirlik konusuna da geldiğimizde aslında ikisi birbirine yine ilintili. Şunu söyleyebiliriz. Mesela neden aslında wholesale daha sürdürülebilir ve ne yapılmalı? Şöyle olmalı herhalde. Aslında dediğim gibi belki Türkiye'den, belki ufak çapta biraz başlayıp deneyip şirketli ya da şirketsiz, mümkünse şirketli, onu söyleyeyim. Ondan sonra baktın ki oluyor. İşte o zaman yavaş yavaş da biraz o güven de geliyor insana zaten. Ondan sonra hemen yavaş yavaş anlaşmaları yapmakta fayda var. Çok da böyle bireysel kalındığı zaman, özellikle ya uzun süredir ben zaten bu işi yapıyorum, belirli bir para da kazanıyorum dendiği diyen arkadaşlar çok böyle daha şey kalıyor. Yani burada şey yapın, bunu nasıl daha büyütebiliriz, nasıl geliştirebiliriz noktasında o konuda hep bir meraklı olun ve onu geliştirmeye çalışın. Dolayısıyla hesap sayısını arttırma diyelim, şirket sayısını arttırma, bunlar da yani daha çok sürdürülebilirlik anlamında şey oluyor. Yani sen bu sürdürülebilirlik olayına nasıl bakıyorsun? Sence hangisi daha sürdürülebilir, evet, ya da sürdürülebilirlik olması açısından başlanıp ne yapılması gerekiyor? Yani arbitrajda da belli bir sürdürülebilirlik var ama dediğim gibi hani bu ay bu ürünü buldunuz, bu ürünü güzel bir şekilde satıyorsunuz ama diğer ay bu ürünü aynı kişide bulamayabiliyorsunuz. Yani birebir anlaşma olmadığı için. O yüzden sürdürülebilirlik yani biraz daha zayıf burada wholesale'e göre. Bence wholesale'e biraz daha sürdürülebilirlik yani fazla ama yani wholesale içinde ilk başta LLC, Amerika'da bir LLC şirketi şart. Şimdi bunu kuracaksınız, orada tedarikçilerle görüşmek için bir İngilizceniz gerekli, orada konuşacaksınız, anlaşacaksınız. Belli miktarda bir para gerekli. Yani onlarla anlaşabilmek için dediğiniz gibi minimum order quantity var. Yani onu karşılamak için belli bir, yani dolar üzerinden olduğu için çok fazla bir kur farkı oluyor. O yüzden hani başlangıç olarak bana göre hani ufaktan bir arkadaşla başlanıp hani bu iş oluyor evet, güzel gidiyor. Ondan sonra hani hiç Türkiye'de bile şirket kurmadan direkt Amerika'da şirket kurup LLC şirketi üzerinden işte toptancılarla ya da markayla anlaşıp wholesale'e girip ilerlemek ve wholesale'e geçmek bence daha iyi olur, ama başlangıç olarak bence arbitraj olması yani bana göre daha iyi. Bugünkü konumuz biraz daha arbitraj ve wholesale'ları için bunu söylüyoruz. Çünkü bu arada şunu söyleyeyim, yani başka bir iş modeli, yani dropshipping ya da private label bunlardan kötüdür, daha farklıdır diye söylemiyoruz. Yani yine bilgi olarak söyleyelim. Dropshipping biraz daha suspend riskli ve riskli olduğu için aynen, çok tavsiye edilmez. Ama yeni başlayanların birçoğunu ben biliyorum. Dropshipping ile başlıyor çünkü bütçe yok. Geldikçe sipariş ödeyeyim diyor ama orası bir mayında tarla gibi. Ama private label zaten bu işin nirvanası, en güzeli, ama hani seller central'ı daha bilmeden ya da örnek veriyorum mesela Walmart'ta da WFS var, işte Walmart Fulfillment System, bizim Amazon'daki şey gibi. Şimdi oralardaki o işleyişi bilmeden direkt private label yapmak da biraz aslında şey geliyor, tehlikeli bir şey çünkü daha yüksek bütçe, daha fazla bilgi gerektiren bir şey. Bu şu an bugünkü konumuz biraz daha arbitraj, retail arbitraj ve wholesale olduğu için bunları konuşuyoruz. Onları da zaten ilerleyen sohbetlerde konuşacağız. Private label da çok güzel. Dropshipping de yapana göre çok güzel. Çünkü çok, yani bildiğin çok iyi yapan arkadaşlar da var. Bu arada şirketli yapıyorlar. Yani hani öyle bireysel yapıyorum da değil. Hani bu noktada biraz daha ben şeyi vurgulamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Kesinlikle iyice öğrenin, iyice araştırın. Mümkün olduğu kadar bu komünitelerin içinde olun. Mesela çok güzel Facebook grupları, WhatsApp grupları, Telegram grupları var. Buralarda kesinlikle olun. Çünkü oralarda birinin bir şey sorduğunda diğer arkadaş bunu görüyor, cevabını veriyor. Dersen sen oradan bir şey öğreniyorsun ve oralarda bulunmanın size çok ciddi faydaları olacaktır. Belki bir probleminiz olduğunda oraya sorduğunuzda başka biri size yardım ediyor olacaktır. Buralarda da bulunalım. Peki son olarak da şeyi sorayım. Sen de şirketsiz bu iş yapılabilir mi? Ben şirket kurmadan, yani sürdürülebilir uzun maraton koşu diyelim buna. Bu uzun maraton koşu da şirketsiz yapılabilir mi? Ya şirketsiz tabii ki yapılamaz. Yani bu zaten hani devlet kapsamında da belli bir noktadan sonra sizi zora sokacak. Yani evet, vergi konusunda olsun, cezalar olsun, hani zora sokacak bir kısım. Ama bence bana kalırsa yani drop yapmaktansa yani arbitraj ile başlayıp hiç olmazsa kafamızda koyduğumuzda rahat bir şekilde uyanıp güzel bir ticaret yapmaya başlamak, stokluya ticaret yapmaya başlamak hiç olmazsa. Şirketli bir şekilde başlanıp kısa bir süre sonra, yani 2-3 tane kolye veya 200-300 tane mal sattıktan sonra baktığınız bu işin gerçekten de geleceği var. Hemen şirketlerinizi kurup ondan sonra yavaş yavaş arbitrajdan kazandığınız parayla hem LLC şirketi kurup hem de wholesale geçiş yapmak benim tarafımdan önerilir. Ben onu isterim. Herkesin yapmasını isterim. Senin biraz daha, ben de orada fikrimi söyleyeyim. Ben zaten yine söylüyorum. Ben tamamıyla daha çok böyle, ya bakın işi nerede yapıyorsanız, bu Avrupa'da yapıyorsunuz, Avrupa'da kurulmalı. Amerika'da ise Amerika'da. Türkiye'de N11 Trendyol yapıyorsunuz, Türkiye'de kurulmalı. Dolayısıyla bunu ben başlanırken kesinlikle şirketle başlanması taraftarıyım. Çünkü bunu da şeye benzetiyorum. Hani deriz ya, gömleğin ilk düğmesini yani bir yamuk kilitledik mi aşağı doğru yamuk gider. Mümkünse öyle başlayın arkadaşlar. Genel olarak hani başka aklıma soru gelmiyor, başka şey de gelmiyor. Şu an için birkaç arkadaşın da sorusu vardı, onlara da sormuş oldum. Senin son eklemek istediklerin ne var? Bizim hani çünkü kısa sohbetler dediğimizde çok uzun tutmuyoruz. Evet. Bunları bir hap bilgi tarzında vermeye çalışıyoruz. Son olarak ne söylemek istersin? Ya da bu işe yeni başlayacak, bu videoyu izleyen arkadaşlara ne önerirsin? Ya da hani bu minvalde kısa bir kapanış konuşması alayım senden, ondan sonra kapatalım. Ya ben son olarak ne olursa olsun herkesin ufak da olsa bir başlamasını isterim. Yani bu işe adım atmasını isterim. Yani sonuçta e-ticaret artık günümüzün ve geleceğimizin işi, ama bunun bir tık üstünü, yani yurt dışında e-ticaret yapmak, yani hem e-ticaret yapıp hem dolar kazanmak bence çok güzel bir şey. Yani herkesin başlamasını isterim, ama başladıktan sonra da en kısa sürede şirketini kurup bu işi resmileştirip güzel bir şekilde sağlıklı bir ticaret yapmasını isterim. Yani sadece bu e-ticaret olarak da düşünülmesi gerekiyor. Yani ihracat da yapılabilir. Çünkü orada satılan belli bir ürünler belirleniyor artık. O ürünleri oradan müşteri bulup buradan ihracat kapsamını da geçirebilir. Kısacası ben herkesin başlamasını tavsiye ediyorum. Ya tabii ki Türkiye'de her dönemde ihracat çok güzel bir şeydir bir ülke için. Özellikle yine söylüyorum, genç girişimci arkadaşlara bu noktada destek olmak açısından YouTube kanalımızda gerçekten güzel bilgiler var. Hani bu noktada ben birçok arkadaşımızın bir denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu gerçekten özgür ve güzel bir mecra ve dolar kazandığınız için ve şey bir mecra. Yani gerçekten Türkiye'de sizin herhangi bir X bir işi yaptığınızdan daha güzel para kazanabileceğiniz bir mecra. Her yapan da başarılı olacak diye bir şey yok. Şöyle bir şey de asla konuşmak istemiyorum. Hani böyle bazen hayal satar gibi işte siz de yapın, şunu set gibi değil. Hayır. Ama güzel yapıldığında güzel para kazanılan ve güzel bir iş modeli olarak yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Soru, yani bu video ya da arbitraj ya da wholesale ile ilgili sorularınız olursa hem Instagram'dan Burak'a, bana ya da bu videonun altındaki YouTube kanalındaki işte altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine e-mail olarak sorularınızı atabilirsiniz. Faydalı bulduğunuz noktaları çevrenize de gönderebilirsiniz. Siz de umarım bu videodan faydalanmışsınızdır. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sohbetler serisinde görüşmek üzere.